Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftaki yayınımızda tekrardan birlikteyiz. 12 Burcu'a başlamadan önce yine daha önce yaptığımız gibi bir kart seçelim. Şöyle 3 tane kartı koyalım bakalım. En azından hani bir aklımızdaki kişiyle ilgili bir enerjisine. Herkes 3 tane kart seçsin, birer tane ama. Aklımızdaki kişiyle bir enerjisine bakalım. Yayınımızın sonunda da sizlerin enerjisine bakacağım. Yine böyle bir kart seçtireceğim. Hadi bakalım enerjilerle tam olarak... Aklımızdaki kişiyle ilgili olan bir kart seçeceğiz. Hadi bakalım odaklanın. 1, 2 ve 3. Arkadaşlar düşünün bakalım. Aklımızdaki kişinin güncel enerjisinde şu an birinci kart ne diyor? Aklımızdaki kişinin ya uzakta bir seyahate çıkma ihtimali var ya da kafasında bir karar alma ihtimali var. Yani ya hero ya mero diyeceği bir zaman içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Artı zihninde oturtamadığı bazı durumlar olduğunu, hani akla kara arasında kaldığını söylüyor. Neyi seçeceğini bilmeyen bir kişi var aklınızdaki kişi ama yakın zaman içerisinde bir karar alacak ve artık arkasında duracağım diyen bir aklınızdaki kişi var. Evet bakalım hadi bakalım. İkincisinde, ikinci kartı seçen arkadaşlarımız için. Burada ne diyor aklınızdaki kişi? Bak diyor, benim yurt dışı ile ilgili bir bağlantım olabilir. Belki yurt dışına çıkmak isteyecek ya da benim yurt dışı... Ya bir de şöyle bir şey var. Hani ben bir şeyleri tamamlamak istiyorum. Hayatımda tamamlandı. Bu kişinin, aklınızdaki kişinin hayatında bir şeyler tamamlanmak üzere. Tamamlanmadıysa zihninde olabilir, hayatında olabilir. Bir de aklınızdaki kişi karma ödüyor. Ektiğini biçiyor. Yani ne ektiyse onu biçtiği bir dönemde. Ağır bir dönemde olma ihtimali var gibi görünüyor. Hadi bakalım üçüncü kartta da ne diyor? Ben diyor aklınızdaki kişinin, bakın, gizli saklı yaptığı bir şeyler var. Aklınızdaki kişinin gizlediği bir şeyleri, yasak yaptığı, yasak yaşadığı ya da yasak olan bir şeylerle uğraştığını söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi kendisi için bir fırsat yakaladığını söylüyor. Burada çünkü yıldız kartı bize hem bazen ondan bahseder, bir de içsel olarak bir dengeyi sağlamaya çalıştığı, bir şeyleri iyileştirmeye çalışan bir aklınızdaki kişi var. Şu an hayatında bir, gizli saklı işlerle uğraşıyor. İki, burada eğer hastaysa iyileşme dönemine başladığını ama hayatına önüne bir fırsat, bir şans gelmiş bu aklınızdaki kişiye. Bana öyle söylüyor. Gizli saklı bir şey yapmasın aklınızdaki kişi, hastaysa iyileşsin ama değil mi? Bize antin konti şeyler yapmasın. Yalan yanlış işlerle bulunmasın. Şimdi hoş geldiniz Koç burçları. Bu haftanınki enerjinize bakalım. Nedir? Bana enerjisini göster Koç burcunun. Bakalım Koç burcu enerjisinde ne var? Bana Koç burcunun enerjisini göster. Tamam. Bakın Koç burçları bu haftanın enerjisinde de zaten desin altında da bir şeyler bitecek hayatınızda. Daha önce bitmeye çalıştığı, bitiremediğiniz bir konu üzerinde korkuyor musunuz zaten? Korktuğunuz, tedirgin olduğunuz şeylerle ilgili bitirme kararı alma ihtimaliniz var. Bakın bazılarınızın üzerinde çok fazla bir şeylerden etkilendiğinizi söylüyor. Aşırı şekilde bu hafta bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız. Belli ki bir karar alacaksınız. Neyle ilgili? Bakın bir haber, bu hafta bir haber, beklediğiniz bir haber varsa, çünkü uzun zamandır ya bir haber bekliyorsunuz ya da bir koşulların olmasını beklediğiniz bir durum var. Burada diyor ki bak diyor, ona bir kağıt gelecek, belge gelecek diyor Koç burcuna. Bir haber duyacaksınız gibi ve bu aldığınız haberle ilgili uzun zamandır bir şey, aslında o haberi aldıktan sonra sizin zihniyetinizde ne var biliyor musunuz? Hani ben bir şey bitireceğim zaten, kafamda köklü bir şekilde bitireceğim. Neyle ilgili dediğim zaman, bakın bunun biraz aşk üzerine de olma ihtimali ya da sevdiğiniz insanla ilgili. Bakın bir karar alacaksınız gibi görünüyor çünkü karşınızdaki kişi. İlişki konusunda dersem, ilişki konusunda güven istiyorsunuz. Güven probleminde. Bir haber alacaksınız dedim ya, belli ki sevdiğiniz insanla ilgili aldığınız bu haberle ilgili bitirip bitirmemeyle ilgili kafanızda oturttuğunuz bir şeyler olacak bu hafta. Ha bu patronum dersiniz, ilişkim yok ben bu patronumla ilgili. O zaman diyor ki burada patronunla ilgili, bak diyor patronun diyor egolu olabilir, kulağını tıkayacak, sizin haklı olup olmadığınız onun umurunda olmayacak gibi görünüyor. Burada bir haber ya da bir iletişim olacak bu kişiyle, patronla, ve diyor ki kafanızda zaten aman ben buradan çıkacaktım zaten, niyetliydim ama bir türlü çıkamıyordum dediğiniz durumda bir bitiş sağlanacak. Çünkü başka bir yere evriliyorsunuz, başka bir imgi, hani ya başka bir işe, bir şey bitiştir ölüm, ya başka bir işe geçeceksiniz gibi görünüyor. Çünkü bir yerden teklif de gelecek gibi. Ne? Çünkü rahat ettiğiniz, huzurlu ettiğiniz bir yer olacak gibi görünüyor. Artı olarak da bazılarınız, şunu söyleyeyim, ilişki konusunda da enerjilerde de aklınızdaki kişiden bir haber alabilirsiniz. Yani çünkü ama diyor ki aklınızdaki kişiden haber alacaksınız da biraz size egolu yapabilir, sizi dinlemeyebilir. İlişki kendisini yönlendirmek isteyen bir insan var burada. Yani burada biraz size kulaklarını tıkamış gibi görünüyor. Ve burada çok
fazla ilişkide sabote eden başka bir aile ya da başka bir insan yüzünden sabote edilen bir durum var. Bu kişinin bir anne olma ihtimali var ya da annelik içgüdüsü taşıyan bir insanlar. Aranızda bir şeyler sebep olduğunu söylüyor, etkiler. Bakın, bazı aklınızdaki kişilerin üzerine negatif enerji olabilir, buradaki enerjide de. Ama üzerinizde sizin de dahil enerjinizi sömürmüşler. Bana öyle söylüyor. Belli ki bu haftanın enerjisinde artık oturtacağınız, haber aldığınız, sizi ego yapan, sizi dinlemek istemeyen, sizi seven ama sevildiğinizi de bilen ama bunu artık göstermeyen, toksitleşmiş olan bir durumla ilgili artık bir bitişi karar veriyorsunuz gibi görünüyor. Hep korkmuşsunuz çünkü. Net karar alamamışsınız. Birilerinizi, belki de aile, anneyle ilgili de bir şeyleri bitirebilirsiniz. Bazı konularda anneyle de anlaşamayabilirsiniz. Bir anneyle bir erkek arasında kalmış da olabilirsiniz. Çünkü burada bir sorunlar var ama burada diyor ki sizin keyfinizin yerinde olduğu bir dönem olacak, haklı olduğunuz. Ah, ben işte haklıydım dediğinizi birine suratına söyleyeceksiniz. Ben işte haklıydım, sana söylemiştim dediğiniz bir durum olacak gibi görünüyor Koç burçları. Bu haftanın enerjisiniz de sizin bu şekilde görünüyor. Ha, beklediğiniz bir haber varsa, bakın bu beklediğiniz haber var ya, bekleyin derim yani, bir ikili bir vadilerde, 2 ya da 2,5 haftalık içerisinde bir haber gelme ihtimali var. Eli kulağında diyebilirim buradaki enerjide. Bir haber bekleniliyor çünkü burada. Çünkü ona göre bir karar alınacak. Hoş geldiniz boğa burçları. Bu haftaki enerjinize bakalım mı? Sizde ne var, neler yok? Hadi bu hafta boğa burçların enerjisinde. Boğa burçları. Bu haftanın enerjinizde ne var görelim mi? Peki, gelmek istedim. Boğa burçları, bu hafta hane içerisinde size yük olmuş, sorun olmuş. Önce desteğin altından bakacağım. Önünüzü göremiyorsunuz. Sanki sadece bir şey değil, peş peşe her şey üst üste geldiğini söylüyor burada. Neyle ilgili diyorum? Bakın, burada bir artık yorgunluğunuzun has safhaya çıktığı, hep size sorumluluklar bindirilmiş. Şunu yap, bunu yap. Zaten hani ister ruhsal olarak da iyi değilsiniz. Hani bir şeylerin hep tedirginliği ve korkusu içerisinde olduğunu söylüyor. Diyor ki boğa burcu, evet sen korkuyorsun, önüne çok yükler bindi. E ne oldu diyorum? Bak diyor, o boğa burcu korkuyor, tedirginlik, bir şeyleri seziyor diyor boğa burcu. Ama diyor, yok diyor, boğa burcunu öfkelendirecekler diyor, sinirlendirecekler, şöyle bir dellendirecekler gibi görünüyor. Ne için diyorum? Bakın, arkanızdan size yalan söylenen ya da sizin arkanızdan çevrilen soğuk, böyle ne yani şey var, negatif enerjili, daha doğrusu davranışlarda sergileyen ya da yalan söyleyen, arkanızdan sizinden soğuk savaş yapan birileri var ve sizin artık oranıza kadar geldiğini söylüyor. Hep bu zamana kadar içinizde tutmuşsunuz, sezdiğiniz ama bir türlü ispatlayamadığınız bir durumla ilgili sizi öfkelendirecekler. Ama karşı tarafta da, gerçi burada şey var, karşılıklı bir öfke, karşılıklı bir yüksek sesler konuşulma ihtimali var. Neyle ilgili diyorum? Bakın, çoğunuzun ev içerisinde, hane içerisinde eşinizle ilgili de olabilir ya da ciddi bir birlikteliğinizle ilgili size arkanızdan çevrilen işlerle ilgili bir yüzleşme var. Hesaplaşma var. Böyle bir yorulmuşsunuz. Çünkü yükler bindikçe üstünüze. Ne oluyor diyorum? Sezdiğiniz şeyi suratına karşısına söyleyeceksiniz. Pat pat pat. Ha, bu patron mu olabilir? Bakın burada diyor ki belki de patron ya da bir işle ilgili bir şeyler sizin, tamam mı? İşle ilgili de olursa da burada işle ilgili öngöremediğiniz bir şey var. Evet, sabit bir şekilde gidiyor ama önünüze yükler bindiği için bu haftanın enerjisiyle yoruluyorsunuz. Yorulduğunuz zaman bitmek istiyorsunuz. Ben artık buradan, işten, aşktan da, evlilikten de yoruldum. Bana yalan söylenilmesinden, hakkımın yenmesinden yoruldum. Bakın burada babayla ilgili, bir erkekle ilgili ya da aile, hani derler ya sosyal, hani burada bir evlilikten de bahsedebilirim çünkü ev kartı. Belli ki çoğunuzun evliliğine ilgili sorun ve sıkıntı var. Burada bir bitiş kararı alma ihtimaliniz var evliliğinizle ilgili. Çünkü çok yalanlar söylenmiş. Aklınızdaki kişi tamamen, yani burada çünkü enerjide karşı taraf, her kimse kulağını tıkıyor, size karşı cevaplar verdiği zaman da öfkeleniyor. Haliyle siz de öfkelenmişsiniz ama siz diyorsunuz ki bak, benim içimde hissettiğim bir şey vardı ve ben sana bunu söyledim ve ispatladım dediğiniz bir durum oluyor. Gördüğüm kadarıyla ondan sonra sanki size bu daha önceleri alışmışsınız artık, hani boğa burçları. Diyorsunuz ki ben zaten uzun zamandır bu enerjinin içindeydim. Artık kestirip atıyorsunuz. Burada başlarım senin artık bana yalan söylemenden de, senden de, yüklerinden de ya da hayatla ilgili her şeyi bir şekilde artık yorulma evresine gelmişsiniz. Zihniniz bunu yapsam mı yapmasam mı diyor ama zihniniz bir şekilde bu hafta artık bir şekilde kabulleniyor. Bir şeylerin bitişini kabullenecek ve bir yere adım, sağlam bir adım atmak için, hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç için bir adım atabilir. Ama size, eğer ki bekarsanız ya da hayatınızda kimse
kimse yoksa, bir sıkıntılı bir evreden geçtikten sonra bekarlar ya da hayatında kimse yoksa, dediğim gibi birileri gelecek gibi görünüyor ve dengeli bir ilişki sağlama ihtimaliniz var boğa burçları. Bu haftanın enerjisiyle geçmişten eğer böyle bir bitiş yaşadıysanız bir ilişkide, bu haftanın enerjisinde yalnız olanlar için birileri geliyor enerjide ve çok dengeli bir ilişki olacak gibi görünüyor. Ama bu kişi de gelirse de enerjide bir tedirginliğiniz olacak. Çünkü herkesi aynı gibi düşünebilirsiniz. Korkularınız var çünkü zamanda ya da geçmişte yaşadığınız acıyla ilgili güven problemi olabilir. Hadi bakalım. Hoş geldiniz İkizler Burcu. Şimdi sizlerle beraber bakalım sizin bu haftaki burç yorumlarınız nedir? İkizler Burcu, neyin kaybettiniz ya da bir şeyle bitireceksiniz gibi görünüyor. İkizler Burcu enerjisinde. Oh, canınızı çok yakmışlar. Sizin para konusunda mahkeme. İkizler Burcu, beklediğiniz her neyse birden hiç aklınıza bile gelmeyecek, onu söyleyip pat diye olacak bir şey var. Ha bak şimdi, peş peşe geliyor mu? Enerjiye bakın. Diyor ki çoğunluk olarak aklınızda, sizler diyorsunuz ki ikizler, beklediğiniz bir mahkeme durumu var belli ki. Adalet süreci, bakın adalet ve mahkeme. Burada uzun zamandır beklediğiniz bir haber, bekle bekle nereye kadar uzayan, sakız gibi uzayan bir mevzuyla ilgili bir keskin bir karar veriliyor. Ne oluyor durum? Bitiş olacak. Bu hafta ya mahkemeden bir haber, artık davanız varsa bitti diyorsunuz ama sizin canınızı okumuşlar, yapıştırmışlar gibi görünüyor. Bakın biraz sıkıntılı problemler yaşamışsınız gibi. Mahkemelik süreçleriniz ya başladı ya başlayacak ama buradaki enerjileri bir haber var mahkemelik süreçte. Burada para konusunda elinize bir para geçecek gibi de görünüyor. Mahkemelik süreci olanlar için söyledim ama uzun zamandır beklediğiniz bir parayla ilgili ya da alacağınızla ilgili bir haber bekliyorsanız, bana diyor ki o para ikizlerin eline geçecek zaten. Çok bekletildi. Hakkınız çok yendi diyor. Ve burada gördüğüm kadarıyla size hep engel olundu ya. Bu engeller kalkacak. Para mı? Para gelecek. Çünkü o gelmeyen bir paraymış belli ki. Hakkınız yenmiş zamanında. Çünkü sizi böyle bir yere öptürmüşler. Halen şu süreçte yeri öptürmeye çalışan, canınızı çok yandı, birçok mevzu üst üste bindiği bir durum var. Hayatınızda köklü bir bitiş oluyor. Anlaşamadığınız arkadaşınız, dostunuz ya da aileyle ilgili evliliğiniz, ilişkiniz, her neyse burada bitecek. Burada bir içsel bir muhakeme de yapabilirsiniz. Diyor ki mahkeme sadece davaları olanlar için demiyorum. İçsel bir muhakeme yaptığınızda zaten anlaşamadığınız bir durumla ilgili adalet sürecine geçebilirsiniz. Ya da ilahi adalet istiyorum ben. Benim hakkım yendi. Ben bunu nasıl üstesinden geleceğim diyorsanız o ilahi adalet böyle bir tokadını yapıştıracak karşı tarafa ve beklediğiniz bir para geçecek gibi görünüyor ve bunu hiç aklınıza bile gelmeyecek bir zamanda. Olmaz ya, gelmez artık dediğiniz an elinize o parayı tutacaksınız. Kendi üzerinize daha çok böyle parayı topladıkça ve karşı tarafın canının yandığını gördükçe daha bir egonuz tatmin olacak gibi görünüyor. Belli ki bir babayla ya da aile içerisinde bir toplum geleneğini tanıyan, yani burada bir evli bir adamdan da bahsedebilirim ya da bir baba. Bazılarınızda da böyle bir insanla ilgili, bir eşinizle ilgili bir bitiş görünüyor. Yani anlaşamadığınız bir insanla ve de ki kocanızsa vermeyecek belki de. Son olarak da İkizler Burcu, size karşı taraf her kimse, burada bitirmek istediğiniz kişi size ufak ufak adım atsam mı atmasam mı? Yani gidip bir şey var burada zihniyetinde, ufak bir adım atmakla atmamak arasında kalan ama aslında atmayacak olan birilerinden bahsediyor. Siz de keza sakın adım atmayın. Çünkü bir şeyleri düzeltmeye, iyileştirmeye çalışsanız da zihninizden bu geçecek ama kabul etmeyin. Çünkü zaten etmeyeceksiniz, bitiş görünüyor burada enerjide. Çok bekletilmişsiniz. Hep sabrınız sınanmış burada İkizler Burcu. Sizin dengeniz var ya, sizin dengenizi iyice bozmuşlar. Yengeç burçları hoş geldiniz. Sizin enerjisine bakalım mı? Bu haftaki enerjide hadi bakalım. Yengeç burçların bana enerjisini göster. Yengeç burçları bana o enerjiyi. Bakalım bu haftaki enerjide ne var? Yengeç burçları. Çok şükür. Yengeç burçları bu haftanın enerjisine bakın. Beklediğiniz bir para, uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa ya da bir durum ya da bir kağıt ya da bir para, ama daha çok paradan bahsediyor o haber. O parayı bir yerden alıyorsunuz. Bir beklediğiniz para da olabilir ya da birinden borç istediğiniz gelmedi ama ben burada uzun zamandır elinizde bir iş olabilir. Bir şeyleri yapmak istemişsiniz ve buradan bir para gelişi varsa o para gelecek diyor zaten bu hafta. Ya bunun haberini duyacaksınız. Çünkü elinize bir para geçtiğini görüyorum.
Yani burada diyor ki o belki de bir aileyi geçindirmekle ilgili bir durumla sıkıştığınız bir durumsa, beklediğiniz işi yapamıyorsanız, bir türlü tökezlediyseniz bunu toparlayacaksınız gibi görünüyor. Bakın, eğer toparlarsanız bir aile mi kurmak istiyorsunuz? Bu parayla beraber zaten bir aile kurma ihtimaliniz yüksek. Böyle bir ilişkinizi daha bir üst seviyeye çıkartacaksınız ya da bir iş açacaksınız. Bir para geliyor ya da bir iş açabilirsiniz. Hani aldığınız parayı bir yerde, hani ciddi bir adım atacaksınız bir yere. Ya iş bu ya bir evlilik gibi durunuyor. Ama uzun zamandır zaten sizi ötelenmiş bir para durumu mevzusu var. Bu hafta o para geliyor ve bir şey açmak için eylemde bulunacaksınız. Bakın, bu hafta enerjisinde bir yorgunluk, bir bitkinlik ve bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir rahatsızlık. Belki bir rahatsızlanma ihtimaliniz olur. Ufak tefek bir kaza, hani kazalar olabilir. Dikkatli olun. Çünkü burada yorulduğunuzu belli. Yani çok yorgunsunuz. Neden diyorum? Ya diyor ki bak diyor. Burada enerjide yengeç burçlarının yorgunluğundan dolayı içinize bir kapanacaksınız. Kimseyle konuşmak istemeyebilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşabilirsiniz. Kimse arayıp sormasın. Ya istemiyorum. Kestirip atacaksınız çünkü bir şeyleri. Çünkü sizin zor zamanınızda yanınızda olmayan insanları böyle tek 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 kesip attıracaksınız gibi görünüyor. Ama bu yorgunluk, psikolojik olarak yorgunluk, sizi içinize kapatacak. Biraz yolunuzu çizmeyi, siz kendi yolunuzu çizmek isteyeceksiniz bu hafta. İnsanlardan soyutluyorsunuz. Çünkü beklediğiniz bir yer var ve o para gelecek elinize. Belli ki bir şey bekliyorsunuz. Siz bu hafta o para elinize gelme ihtimali çok yüksek gibi görünüyor ve o parayı tutuyorsunuz. Sadece biraz içinize kapanacaksınız. Burada gördüğüm kadarıyla biraz da korkunuz var. Ya o para gelmezse ya da şu koşul olmazsa, sizi kafanızı sürekli böyle para ile maddiyatla ilgili çok yorulmuşsunuz gibi görünüyor. Ama sezgileriniz, korkularınız geçersiz görünüyor. Çünkü artık diyor ki bitti. Hayatınızdan da sizi mutsuz eden insanları da kestirip attığınızı görüyorum. Bu hane içerisinde de bir tartışma ve kestirip atılma gibi bir durum var. Evlilikse bir şeyleri sonuçlandırma, kestirip atma, umursamıyorsunuz. Çünkü burada elinizde daha çok maddiyatla ilgili sorun var ve o para geçecek gibi görünüyor. İyi, çok güzel. Elinize para gelsin, her şey düzelir zaten. Öyle değil mi? Yengeç burçları, hakkınızda hayırlısı olsun bakalım. Aslan burçları, hoş geldiniz. Hadi sizin enerjinize bakalım bu haftaki burcunuzda. Bakalım uyum, herkes enerjisini göndersin. Aslan burçları çok güzel. Aslan burçları, sizin bir bitişiniz var ama muhteşem bir başlangıcınız da var. İyi ki de bitirmişim dediğiniz, geçmişten beri bir sorun oldu olan bir durumla ilgili. Bakın, uzun zamandır geçmişten gelen bir mevzu bu, tamam mı? De diyor, valla bak diyor, aslan burçların geçmişten gelen bir durumu var. Neyle ilgili? Uzun zamandır askıda olan, bir türlü netleşmeyen durum nedir diyorum. Önünü göremediğiniz bir neyse bu geçmişten gelen mevzu, herkes için değişebilir. Burada diyor ki geçmişten gelen mevzu ile ilgili sorun, yorgunluk, bitkinlik var ya. Bu hafta diyor ki evet, o yorgunluk, bitkinlik bir, elinize para geçecek gibi görünüyor. Bekleyin. Bir somut para da olmasa ne bekliyorsunuz biliyor musunuz? Eğer somut bir şey bekliyorsanız birinden, ki karşı taraftan bir ilişkiniz varsa, karşı taraftan somut bir eylem bekliyorsanız, gördüğüm kadarıyla eğer bir yerden, bu kişiden somut bir eylem alacaksınız. Ama diyor ki burada enerji, bu hafta karşıdan böyle somut bir eylem alırken karşı taraf bunu soğuk olarak verecek bu eylemi. Sanki tutkularından, sanki size karşı duyguları yokmuş gibi böyle soğuk soğuk, Nemrut gibi bir davranma ihtimali var. Aslında sevildiğinizi biliyorsunuz ama onun size bunu yapması size bir ağrınıza gidecek gibi görünüyor. Bakın, geçmişle ilgili bir mevzu gelecek bu hafta. Kimse neyle ilgili, ötelediğiniz bir durum zamanında. Neyle ilgiliyorum? Bakın, bu hafta bir şeyleri bitiriyorsunuz. Bitirdiğiniz, zihninizde, hayatınızda, her şeyle ilgili, bir konuyla ilgili bir bitişiniz var. Daha önce bitirmişsiniz ama tekrardan gündeme gelecek ve geçmişle ilgili bir mevzu bu. Geçmişle bir şeyleri siz bitirmişsiniz anladığım kadarıyla, bir ilişki de olur. Eğer bu ilişki ise bir gelişi var. Bu kişiyle ilgili bir haber geliyor. Geçmişte neyle ilgili bir bitiş yaşadıysanız, içinizde kalan bir ukde, bir parayla ilgili bir mevzuysa o para geçecek, gelecek. Geçmişte bir parayla ilgili birine sıkıntı mı yaşadınız? O kişi size o parayı verecek. Bir ilişki mi bitirdiniz? Umursamadan siz de bir adım atacaksınız. Karşı taraf zaten bir adım atacak. Aman diyeceksiniz, siz de sorgulama, yürü git, adımını ver, teklifini, hani onun attığı teklifi kabul et. Çünkü size ilişkisinde ciddi olarak gelecek biri var. Geçmişte ayrıldığınız biri varsa bu geçmişten gelen biri gelecek zaten ve sizi tekrardan, yeniden, hiçbir şey umursamadan, sizinle sıfırdan başlamak istiyorum diyen biri gelecek gibi görünüyor.
Hadi bakalım, güzel. Ama şunu söylemek istiyorum. Belli ki geçmişte sizin üçüncü kişilerle ilgili bir mevzudan kaynaklı bu ayrılık olmuş. Dikkat edin. Hani bir de şöyle bir şey var. Gelecek olan kişi sizi hala ona öfkeli olduğunuzu düşünüyor. Ama sizin aranızda da bir başkası kırmış, aranızı bozmuş olan biri var. Hakkınızda hayırlısı olsun ama bir şeyle gelecek. Size tutkularından ve sizi sevdiği için gelecek biri var burada, geçmişle ilgili enerjilerde. Bir teklif, bir iş de olabilir tabii ki bu. Herkes için değişecektir. Başak Burçları. Hadi bakalım. Sizin enerjinize bakalım mı? Bu hafta ne var? Bana o enerjiyi göster. Başak Burçları karşılıklı bir görüşme mi var? Bana o enerjiyi göster. Size çok öfkelenmiş. Baksa. Sen niye öfkeleniyorsun? Çünkü niye? Şerefsizlik yapmış. Yalan söylemiş. Ben şimdi sana ne diyeyim? Karşı tarafın bir mahkemelik durumu varsa bakın arkanı şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar bu haftanın destesinin enerjisine de baktığımız zaman diyor ki sizi bu hafta çalışma durumunuz biraz fazlalaşacak gibi görünüyor. İş imkanı diyorsunuz ki çalış çalış yoruluyorum. Evet, iki yakamı bir araya getiremiyorum. Sorunlar yaşıyorum. Emek veriyorum. Ben herkese her şeye emek veriyorum ama yoruldum. Haklısınız. Diyor ki evet, haklı Başak Burçları. Çok sorguluyorsunuz ve bazılarınız böyle yalnız kalma ihtiyacı olduğu bir döneme girebilirsiniz. Yalnızlık. Çünkü sorgulayacaksınız bu hafta. Aslında diyorsunuz ki o olsun bu olsun, hayatınızda hep ötelediğiniz, zihninizde olan ya da kalbinizde olan birileri hep ötelediğinizi. Çünkü bir şeyleri bitirmeye çalışıyorsunuz siz zihninizde. Ne oldu diyorum? Çünkü zamanında sizin canınızı yakmış, şerefsizlik yapmış. Arkanıza o yalan söylemiş. Hani bir yere gelir aldatmış. Her türlü soğuk şeyleri, yalan dolanı yapmış bir aklınızdaki kişi var. Ya da size yapılmış yalanlar dolanlardan kaynaklı diyor burada enerjide. Birilerini hayatınızdan çıkartmakla ilgili karar almaya çalışıyorsunuz ama bunu uzun zamandır yapıyormuşsunuz siz. Ya diyorum ne oluyor diyorum. Peki ya diyor. Aslında diyor ki siz Başak Burçları diyor ki pat diye bir haber alabilir, pat diye birileri çıkabilir ya da pat diye bir haber gelebilir, işle ilgiliyse işle ilgili. Çünkü burada bir mahkemelik süreciniz varsa bir haber gelecek ve bu mahkemeyi kazanacaksınız Başak Burçları. Ha yok benim yok karşı tarafım var diyorsan bu karşı taraf size diyecek ki benim mahkemem bitti ya da ben mahkemeyi açtım diyebilir. Ya da şu şekilde var çünkü enerji kişide herkese karşı değişiyor çünkü arkadaşlar ben birçok versiyonu anlatmam gerekiyor anlatabildiğim kadar. Burada içsel bir muhakeme yapacaksınız gibi görünüyor. Ve muhakeme yaptığınız zaman çünkü karşı taraf gelecek size. Belli ki zamanında bir türlü bitiremediğiniz, bitirdiğiniz zaman içinizde bitiremediğiniz, zihninizde bitiremediğiniz biri size adım atacak. Ama diyor ki siz ona çok öfkelisiniz. Keza o da size öfkeli. Çünkü siz bir biraz haddini bildirmek için kelimeler kullanmışsınız. Sizin söylediğiniz sözlere kızıyor. Ve burada diyor ki hayır kızamaz diyor. O da size kızıyor. Bana nasıl bunu söyler? Bana bunu nasıl yapar? Bal gibi de söyleriz öyle değil mi? Hak ediyorsa söylememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ve buradaki enerjide de denge. Ne diyor? Dengeleyeceksiniz. Çünkü karşı taraf gelmek istiyor. Ne? Ego yaparak ama bir yandan da bu ilişkiyi toparlamak istediği bir dönem var. Sizinle tekrar istiyor. Niye? Bakın. Aşıklar belli ki bu aklınızdaki kişi olabilir. Çünkü sizi seviyor, aşık ve sizden başka hiç kimse bulamamış. Hadi sizin gibisini biraz zor bulur derler ya. Gerçekten de bulamamış. Kürkçü dükkanına geri dönecek bir aklınızdaki kişi var. Ve burada ben şunun enerjisini söyleyeyim. Burada eğer aranızda bir para mevzusu varsa ya da bir para almak istiyorsanız gelecek olan bir yerden para varsa ufak bir para var. Cebinize ya da bir yere bir yerden size bir para gelişi var ama bu hafta aklınızdaki kişiyle ilgili müthiş bir şekilde pişmanlıklar var ama egolu yapacak. Gelecek mi? Yandan yandan gelecek. Ama siz bir düşüneceksiniz gibi görünüyor. Sorgulayacaksınız. Hoş geldiniz. Terazi burçları bu haftaki enerjimize bakalım mı? Sizde terazi burçları yoğunlaşın. Terazi burçları mahkemeniz varsa mahkemelik sürecinizde kavga mı ettiniz? Etme ihtimaliniz çok yüksek ama zafer sizin. Ben onu söyleyeyim. Karşı taraf ego ve kibir yapıyor ama bitecek. Bir mahkemelik süreciniz bir bitiş var artık. Uzaklaşmışsınız siz zaten. Bakın. Bu haftanın enerjisinde, destenin enerjisinde diyor ki sözleşme. Bu hafta bir iş sözleşmesi yapabilir ya da bir işe girebilirsiniz. Burada tamam mıyız? Tamamız. Burada terazi. Sen ister dengeni tuttuktan sonra sana güzel bir iş teklifi gelecek.
diyorsun. Evet gelecek diyor. Ne oluyor diyorum. Ama diyor ki bak diyor terazi burçlarının diyor bir mahkemelik durumu da olabilir diyor. O mahkemelik durumunda diyor kavga etmiş olabilirsiniz. Anlaşamıyor olabilirsiniz. Ve diyor ki karşı taraf çok kibirli, egolu, ben bilirim, ben yaparım, kimsenin dediği umurumda değil dediği diyen birileri var. Kendini düşünen, bencil olan biri var. Mümkün oldukça bu kişiyle kavga etmişsiniz siz zaten. Bu haftanın enerjisine de birazcık daha kavga etme ihtimaliniz var. Çünkü zamanında anladığım kadarıyla ya duygusal olarak ya gerçekten uzaklaştığınız bir yer var sizin ve bununla ilgili bir mahkeme açtığınız görünüyor ve bu mahkemenin sürecinde ne olur diyorum güzel olacak tabii ki diyor ne olacak diyorum zafer onun olacak yani zafer sizin olacak gibi görünüyor karşı taraflarla ilgili belli ki karşılıklı bir konuşma ihtimaliniz var dikkat edin olur mu yani terazi burçları şey diyor size kelimeler kullanır, öfkelendirebilir, bilerek yapacaklar, yapmayın. O toplara girmeyin. Öfkenize sakin olun, öfkenizi dindirin. Çünkü sizi kızdıracaklar gibi görünüyor. O mahkeme, süreç bitecek. Yok diyor, kaçılı yok. Belli ki çok fazla mahkeme sürecinin enerjisi var. Zaten duygusal ya da gerçekten bir uzaklaşma görünüyor. Ne oldu diyorum? Karşı tarafın bir baba olma, bir aile ferdi olma ihtimali var. Ya da sizin bu enerjide hani beklediğiniz o ilişki eğer ilişki ise bir üst seviyeye çıkartmadığı için bu ilişki de bitirebilir. İster muhakemeyi yapınca bırakabilirsiniz. Ya da gerçekten bu kişi sizin eşiniz ve ben bunu bırakmak istiyorum. Çünkü burada kavga ettiğiniz, anlaşamadığınız durum var. Neyle ilgili? Burada üçüncü kişilerle ilgili bir mevzu. Başkaları yüzünden bu ayrılık olma ihtimali yüksek. Evet, mahkemelik sürecini kazanan siz olacaksınız. Zafer sizin. Ben en azından zaferi kazandığınızı görüyorum ya. En doğrusu bu. Çünkü çok arkanızdan yalan söylenmiş. Olanı olduğu gibi söylenmemiş terazi burçları. Akrep burçları hoş geldiniz. Hadi bakalım enerjilerinize bakalım mı nedir? Bana o enerjiyi göster akrep burçlarının enerjisini. Akrep burçları. Size engel olmak isteyenler olmuş çok fazla. Akrep burçları. Bakın burada gördüğüm kadarıyla bir birikim yapmayı, eğer bir birikiminiz varsa buradaki desteğin enerjisinde de size bir ufak bir para geçecek elinize. Bir aileden destek alabilirsiniz akrep burçları. Eğer ailenizden bir destek almak istiyorsanız evet o destek gelecek bir para geliyor ama böyle çok büyük bir para gelmeyecek ama en azından birazcık sizi hafifletecek bir enerji var. Ama burada diyor ki bakın belli ki bazı durumlarda da bir hanenizden bahsediyor burada. Diyor ki akrep burçlarının bir hanesi var. O biraz artık o hanede diyor duygusallık uzaklaştı sanki. Hanenizin içerisinde o sevgi, o mutluluk kalmamış. Biraz daha para ve mantığa dönmeyen bir evlilik ya da bir ilişkiye dönmüş bir ilişkiniz, bir durumunuz var. Ne oluyor diyorum bakın bu artık size zor gelmeye başladığını, sizin ötelendiğinizi hissediyorum. Sanki böyle engel koyuyorsunuz artık. Bu ilişki ya da evlilik ya da iş de olabilir. İş yerinde herkes kendine göre alsın olur mu arkadaşlar? Burada bir şeyleri engellemeye çalışıyorsunuz artık. Bitirmek için yavaş yavaş geriye çekildiğiniz, size iyi gelmediğini düşünmeye başladığınız bir döneme giriyorsunuz artık bu hafta. Neyle ilgili diyorum? Çünkü kafanızda bir birikim var ve bir birikimle ilgili bir şeyler var size. Ya hane içerisinde sizden bir para isteyecek olan biri var. Hanede bir türlü sizden para istiyor ve siz bunu nasıl vereceğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü belli ki bir birikiminiz var ve bu birikiminizden siz de keza ufak bir para vermek istiyorsunuz gibi görünüyor. Anladığım kadarıyla zaten sizin enerjinize çok fazla canınızı yakanlar da olmuş. Hani burada diyor ki akrep burçları sizin canınızı yakmışlar ama siz o kadar böyle içinizde tutmuşsunuz ki yakında bir iletişim olacak. Sizin canınızı her kim yaktıysa ki ben burada sizi seven, sizin canınızı, sizin kalbinizi, sizi sevdiğiniz bir insan yakmış gibi görünüyor. Böyle onun suratına patır patır söylediğiniz bir durum var. Yani sen benim canımı nasıl yakabilirsin diye. Çünkü karşılıklı bir görüşmeniz olacak gibi görünüyor. Karşılıklı görüşmede sizin canınızı nasıl yaktıysa o lafları çatır çatır söyleyeceğiniz bir durum var. Çünkü siz gerçekten sevmişsiniz, değer vermişsiniz ama sizin canınızın yakılmasına da izin vermeyeceksiniz. Bu hafta böyle içinizi dökeceğiniz, artık böyle hani hırsınızdan böyle laf söyleyeceğiniz bir durum olma ihtimali var. Çünkü karşı taraf gelecek. Ya da size bir teklif geliyor arkadaşlar. Bekarsanız bir teklif gelecek. Ama sizin zaman hani ayrılıysanız bir teklif tekrardan yanınıza gelmek isteyen var ama siz bununla yüzleşeceksiniz. Yani içinizde tutmayacaksınız bir şeyleri. Suratına pat pat söyleyeceksiniz. Bakın bazılarınızda eğer ki ciddi bir birliktelik istiyorsa
Ki keza burada bazılarınızın ciddi birliktelik olma ihtimali var. Eğer hani ilişkileri güzel giden insanlarımız, arkadaşlarımız varsa bu ilişkinizin ciddi bir birliktelik için evlenme teklifi alabilirsiniz. Bununla ilgili güzel konuşmalar yapma ihtimaliniz var. Çünkü uzun zamandır da bu ilişkiyi hep ya da bir şeyi daha bir üst seviyeye çıkartmak için zaman vermişsiniz birbirinize. Beklemişsiniz, bakalım görelim. Her neyse bu durum, iş aşk olabilir. Neyse bu durum, bir üst seviyeye çıkıyorsunuz. Ama dediğim gibi geçmişle ilgili bir böyle problem yaşayan, sizin canınızı yakan bazı insanlar ya da sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar sizin canınızı yakmış. Ama burada anladığım kadarıyla yüzleşeceksiniz ve o kişileri engelleyeceksiniz gibi görünüyor. Çünkü sizin canınızı çok fena yaktıklarını görüyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Akrep burçları. Ama bir para mevzusu var. Ufak bir para da geçecek elinize. Hoş geldiniz yay burçları. Hadi bakalım yay burçları. Senin enerjine bakalım mı? Yay burcu. Hadi bakalım. Yay. Dengelemeye çalışıyorsun kendini. Dengele bakalım sen daha. Hadi bakalım. Yay burcu. Enerjimize bakalım arkadaşlar. Bana o enerjiyi göster. Evet. Yay burçları. Sizin dengenizi şaşırtan ne olmuş biliyor musunuz? Bakın. Siz şimdi bu hafta dengelemeye çalışıyorsunuz. Aslında uzun zamandır, tamam, burada uzun zamandır dengelenmeye çalıştığınız bir durum var. Zihniniz bir türlü değil. Ne oldu diyorum? Çünkü iki şeyin arasında çok fena sıkışıp kalmışsınız. Mevzu her neyse bir şeyleri bitiremiyorsunuz. Zihninizde, hayatınızda çok keskin karar almak istediğiniz bir dönem var. Ama o keskin kararı, çünkü mantıkla, akılla, kalple arasında kalmışsınız. Hani aklı hani zindan içerisinde kaldığınızı söyleyebilirim. Ne oldu diyorum? Bir karar alacak. Çünkü belli ki sizin arkanızdan yalan dolan olduğunu, yalanlar söylendiğini, işler çevrildiğini farkındasınız ve siz bu insanlarla ilgili bir bitiş sağlayacaksınız ama karar veremediğiniz dönemler olduğunu, ama şu süreçte bir karar alacaksınız artık o dengeyi sağlamak için. Neyle ilgili diyorum? Çünkü sizin canınızı belli ki çok yalanlar söyleyerek arkanızdan çevrilen işlerle ilgili çok fazla ikilemde kaldınız ve bu hafta, ama benim hissettiğim ne biliyor musunuz? Açıkçası yay burçları, siz de bir şeyleri, sizin arkanızdan iş çevriliyor ya, bir gözetlemişsiniz, siz de onların haddini bildirmek için bir şeyler yapma planına geçmişsiniz, ama sizin canınızı yaktıkları için söylüyor, yalanları ortaya çıkartmışsınız, zaman bekliyorsunuz. Ne oldu diyorum? Bakın burada bu hafta bitireceksiniz. Bu sizin arkanızdan kim iş çevirdiyse bunları bitireceksiniz. Çok zor. Sizin için zor olacak bir durum çünkü. Bakın sizin bu hane içerisinde bir kadınla ilgili ya da bir anne ile ilgili. Çünkü burada kadından bahsediyor. Bu kadınla ilgili bir keskin bir bitişiniz var. Ya sizin haddinizi bildirmek istiyor yani. Yeter be. Ben sana sınırımı çizdim. Sen bundan sonra, ben de senin gibi mantık çalıştırıyorum. Yok kalp malp, yok sevgi mevgi. Bundan sonra ben de, yani benim şuradan şuraya geçemezsin diyen bir kadınla ilgili gördüğüm kadarıyla hani enerjisinde şey var. Aklınızdaki kişinin hayatında da böyle biri var. Artı olarak da sizin de bir kadınla ilgili bir bitişiniz var. Yani siz de artık, bir kadın sizin canınızı çok yakmış. Bu kadınla ilgili de öfkeniz var. Ve size de arkanızdan bir kadın yüzünden de belli ki işler çevrilmiş gibi görünüyor. Burada ne oldu diyorum? Bakın uzaktaysa biri gelecek. Ya da siz bir seyahat yapabilirsiniz. Bir uzak yol yapabilirsiniz. Belki de işiniz bu. Gidip geliyorsunuz. Bir şeyleri tamamlamak için belli ki bu hafta yay burçları, bir şeyleri tamamlayacaksınız. Zihninizde artık o ikilemler bitiyor. Belli ki bir yüzleşme var. Bir bitiş var. Ve sonrasında o hero mero. Belli ki birilerinin yanına geleceksiniz siz yay burçları. Siz birinin yanına gidip bir şeyleri tamamlamak isteyeceksiniz gibi görünüyor. Ya da sizin yanınıza birileri gelecek gibi. Ve hiç beklemediğiniz an pat diye gelecek. Çünkü bu kişi sizin merhametinize, şefkatinize muhtaç. Ve burada gördüğüm kadarıyla da enerjide şey var. Nasıl diyeyim? Size söyledik sen haklıydın diyen ama size bunu söyleyemeyen, ego yapan ve kibir yapan biri var. Bakın eğer ki araba mı almak istiyorsunuz? Burada da bir baba ile ilgili bir figür var. Bir erkek ya da buradan bir destek alarak bu eylemi gerçekleştirmek gibi şey var. Niyetiniz varsa evlilikle, araba almakla ilgili. Çünkü ben burada araba almakla ilgili de durumu görüyorum. Bir adamdan, bir erkekten bir araba alma ya da destek alıp bir arabayı alma gibi ihtimaliniz var. Ve bu hafta bir yolculuk ya da zihninizde artık karar alacağınız bir dönem. Ama bir şeyler, birileri sizin yanınıza gelecek. Bekleyin bakalım. Birilerinden görüşüp tamamladığınız bir durum var yay burçları. Hadi bakalım. Oğlak burçları hoş geldiniz. Enerjinize bakalım, bu haftaki enerjinizde sizin ne var?
Oğlak burçlarının bu haftaki enerjisinde. Oğlak burçları bunları aldık, kabul ettik. Olduğu gibi kendisi geldi. Gel bakalım, ben seçmedim. Madem gelmesi gerekiyordu Oğlak burcunun, vardır bize bir mesajı evrene. Çünkü Oğlak burçları size haksızlık yapıldığını söylüyor. Sizin para olarak da haksızlık, hayat olarak da haksızlık. Size birileri fena haksızlık yapmış. 3 ona 2 sana size olmuş. Ne oldu diyorum, bu hafta sizin bakın Oğlak burçları. Üçüncü kişilerle yüzünden, mevzular yüzünden siz bir mahkemelik duruma gelme ihtimaliniz var. Ne oluyor diyorum, canım çok yanıyor. Bak diyorsunuz ki arkanızdan belli ki işler çevrilmiş. Bu hafta arkanızdan çevrilen işlerle ilgili, canınızın yandığı bir durumla ilgili işlem ve muhakeme yapıyorsunuz ve bir haneden ya da bir ilişkiden artık uzaklaşıyorsunuz ve burada mahkemelik süreciniz varsa bir bitiş görünüyor. Yani burada mahkemelik sürecini, kağıdını imzalıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Çünkü yorulmuşsunuz. Bu kişiler, üçüncü kişiler yüzünden canınızın yanmasını istemediğiniz bir durum var. Çünkü gördüğüm kadarıyla siz sevmişsiniz ya da karşı taraf sizin sevdiğinizi, karşı tarafı sizi sevdiğine inanmışsınız. İnandırmak istemişsiniz açıkçası ve zamanında sevmiş ama artık bitti diyor. Yani karşı taraf artık bitti. Çünkü üçüncü kişiyi aldı hayatına denilen bir enerji var. Bunu idrak etmişsiniz, artık bitti. Ve gördüğüm kadarıyla ne oldu diyorum? Bu hafta eğer ki uzaklaşmadıysanız, hane olarak, ilişki olarak bir uzaklaşma kararı alıp bitiriyorsunuz. Uzaklaşacaksınız. Ne oldu diyorum? Bakın, burada belli ki hane içerisinde bir hesaplaşmanız var yalnız. Size para konusunda eğer ki bir evliliğiniz varsa bazı konularda anlaşamadığınız dönemler var ve karşı taraf size tam olarak isteğinizi vermeyecek gibi görünüyor. Yani anlaşsanız da gel senden anlaşalım diyecek, tamam mı? Sana bu kadar veriyorum. Hayır, sen bana haksızlık yaptın. Siz de diyeceksiniz ki hayır, ben senden adam gibi bir şey istiyorum. Bunu vereceksin, öyle imzalayacağım diyeceğiniz bir durum var. Bakın Oğlak burçları. Bu hafta biraz bunlarla yüzleşebilirsiniz. Eğer ki zamanında bu enerjilere girdiyseniz ve bunlar olduysa da burada bir eylem, bir haber gelecek gibi görünüyor. Pat diye bir haber gelebilir. Böyle ama karşı taraf da sizinle görüşmek istese bile soğuk konuşacak, sert konuşacak. Bakın bu hafta aslında etrafınızda dolanan, sizden ilgi göstermek, aslında nasıl diyeyim, sizden ilgi görmek isteyen birileri var. Eğer ki burada, çünkü karşı taraf hala da soğuk. Eğer bekarlar için söylüyorum, bekarlar, burada hayatınıza girmeye çalışan, aslında uyum içerisinde olacağınız biri var ama karşı taraf kendini çok da fazla belli etmiyor. Hani gör beni diyor. Ben seninle anla, hani ben sana kendimi anlatmaya çalışıyorum ama gör beni diyen, ama bir türlü görmeye, sizi görmemeye için inat eden bir siz varsınız. Çünkü burada eğer kabul ederseniz güzel bir ilişki yaşama ihtimaliniz var gibi görünüyor burada. Ve bakın, sevileceksiniz. Bu ilişkide sevileceksiniz. Belli ki bir bitiş var sizin hayatınızda. Bir ilişkide bir bitiş görünüyor. Ve belli ki sevdiğiniz bir insan çıkacak karşınıza. Bırakın toksik bir şey varsa bırakın. Canınızı üçüncü kişiler yüzünden yaktılarsa kafa karışıklığına gerek yok. Bırakın, zorlamayın. Bu iş olarak da olur. Bakın, bir işe girebilirsiniz. Oğlak burçlara iş varsa az bir maaş olabilir ama bir işi kabul edeceksiniz gibi görünüyor. Bir iş teklifi de var burada. Ya da zamanında size iş konusunda, para konusunda haksızlık yapıldıysa oradan bir para gelecek. Hakkınız verilecek. Tazminat mı alıyorsunuz? Tazminat bekliyorsanız tazminatınızı alacaksınız gibi görünüyor. Çünkü çok elinizi kolunuzu bağlamışlar bazı konularda. Çıkış yolu ararken gelecek o çıkış yolu. Tam istediğiniz gibi olmasa da bu haftanın en azından bir oluru var. Kova burçları, hoş geldiniz enerjimize. Bakalım sizin bu hafta neler bekliyor enerjimizde. Hadi bakalım, alalım. Bana o enerjiyi göster. Kova burçları. Kova burçları bu hafta aileyle ilgili aileden bir para isteyebilirsiniz. Bu borç ya da bir iş yerinde çalıştığınızı görüyorum. Belki de kalabalık bir yerde. Çalış çalış, nereye kadar çalışıyorsunuz? Yettiremiyorsunuz. Ama zorlandınız. Bakın bu hafta parayla ilgili sıkıntı çekme ihtimaliniz var. Zorlanıyorsunuz. Bir şeylerin yokluğu, maddiyattan ilgili yokluk. Belki para sıkıntısı çekme ihtimaliniz var. Bu yüzden de aileden bir para ya da borç isteme gibi durumunuz görünüyor. Aslında zorlanıyorsunuz ama söylesek mi, söylemesek mi, istesek mi o parayı derken birilerinden en sonunda söyleyeceksiniz gibi. Çünkü yokluk çekiyorsunuz. Hem bu birilerinin, gerçekten bir insanın yokluğunu da çekiyor olabilirsiniz ama burada ekstradan da kişiye göre, herkese göre değişecek arkadaşlar. Çünkü çok kolektifte insan, her arkadaş var. Bazıları da para olarak yokluk çekiyor. Maddiyatlarla ilgili sıkıntı var. Ne oldu diyorum? Bazılarınız da iş konusunda yorulmuşsunuz. İş size ağır geliyor. Yani ya da işten aldığınız maaş ya da para size tam olarak
istediğiniz gibi değil, yorulmaya başladığınızı, halen de bu kadar işte şey gibi çalışıyorum, iki yakamı bir araya getiremiyorum, yine de para sıkıntısı çekiyorum, ben bu aileden birinden borç istemem gerekiyor dediğiniz bir durum var. Bakın, elinize birinden bir elinde bir para olan bir adamdan bir para geçebilir sizin elinize. Çünkü alacak bir borç istiyorsanız ya da beklediğiniz bir para gelecekse biraz maddiyatla ilgili sıkıntı var ama o para geçecek ve durum düzelecek diyor. Bakın, İki şey arasında çok fazla zaman ve sabır beklediğiniz durum olmuş sizin. Yani Kova bana diyor ki, bak diyor, Kova iki şeyin arasında çok gitti geldi, uzaklara bakıyor, bir şeylerin olmasını hep beklemiş. Diyor ki, bak o Kova'ya gelecek zaten, haber de. Kova diyor böyle biraz da para sıkıntısı çekiyor ve bir şeylerin de sadece paranın değil diyor, gönlünde diyor, ruhunda diyor bir şeylerin eksikliği var diyor bu Kova'nın burcunda. Ne oldu diyorum, gönlünde yatan aslında bu arkadaş etrafında da olabilir, bir gönlünüze yatan birileri de var. Bakın, anladığım kadarıyla bir toplantı, bir eğlenceye de gidebilirsiniz. Hani dedim ya, gözleriniz bir yerde birilerine bakıyor. Sizin gönlünüzde yokluğunu çektiğiniz bir insan var. Hem bunu çekiyorsunuz hem de maddiyatla ilgili sıkıntı, hayatla ilgili koşullar, şartlar zorluyor sizi. Hepsi biraz üst üste mi gelmiş kova burçları? Canınız yandı. Ama diyor ki, arkadaşlarınızdan destek alacaksınız bu hafta. Sizin zor zamanınızda yanınızda olanları biraz daha artacak. Çevrede belki arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz kafanızı dağıtmak için gibi görünüyor. Sizi gördüğüm kadarıyla bu hafta birilerinin yüzü, gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Zaten hissediyordunuz. Yalan, sizin belki yalan söylendiniz. Belki sizinle soğuk savaş yapan birileri vardı ve bu arkadaş ortamında sizin etrafınızda dürüst olmayan birilerinden bahsediyor. Arkadaş diyor. Çevresinde, zamanında onu tanıyan, sizin zaten çevrenizde arkadaşınız olduğunu sandığınız birilerinin tarafından dikkat edin diyor burada enerjide kova. Birileri arkanızdan iş çeviriyor, haberiniz yok. Neyle ilgili diyorum. Bakın, burada güçlendiğiniz bir dönem olacak. Ama ben bu haftanın enerjisinde bu güçlenmenin daha yeni başlayacağını görüyorum. Önce şu sıkıntılı para durumları var. Ondan sonra bunu atlattıktan sonra, çünkü korkuyorsunuz. Neyle ilgili diyorum? Çünkü maddi manevi biraz darlığa düşmüşsünüz. Ama korkunun en şeyi yok. Burada diyor ki, evet, güçlenecek zaten. Belli ki kova burçları bu hafta güçlenmenin enerjisine yavaş yavaş geçeceksin. Pat diye değil. Şu para bir geçsin. Çünkü sizin para ihtiyacınız var. O parayı istiyorsunuz. O para gelecek. Ama yorulmuşsunuz gerçekten de. Çalış çalış zorlanmışsınız ve size yalanlar da söylenince de. Ama diyor ki burada kova burcu, kendinizden o kadar dik, özgüvenli, ayaklarınızın üzerinde duruyorsunuz ki umurumda değil. Artık size arkanızdan çevrilen şerefsizliklere karşı da artık öyle bir dik duruyorsunuz ki canınız o kadar da eskisi kadar yanmıyor. Evet, canınız yanıyor ama burada enerji diyor ki, dikkat etsin ya. Kova burcu, dikkat et, olur mu? Etrafta senin arkadaş olarak gördüğün ya da çok samimi arkadaş gözüyle baktığın birilerine dikkat et. Senin hakkında bir şeyler söylüyor olabilir, negatif bir şeyler söylüyor olabilir. Bunun da duyunca da bir artık zaten hem sinirleneceksin ama artık o kadar doymuşsunuz ki acıya. Aman diyeceksiniz ama bir tarafınıza da öfke olacak gibi görünüyor. Dikkat et diyor burada enerjide. Hoş geldiniz balık burçları. Enerjimize bakalım bu haftanın balık burcunda sizin ne bekliyor? Hadi bakalım balık burçlarımız. Bu hafta zaten güneş tutulması balık burçları sizin aksanınızda gerçekleşti. Başak ve balık aksanında. 2 sene boyunca sürecek bir enerji bu. O yüzden sistem diyor ki, akışa bırak her şeyi. Hiçbir şeye tutunma. Bırak. Artık hiçbir şeye müdahale edemeyiz. Kadere de müdahale edemeyeceksiniz. Bakın, buradaki enerjide de öncelikle arkadaşlarınızın etrafına yine de dikkat edin. Bakın, enerjilerde burada gördüğüm kadarıyla balık burcu çevrenizde sizi arkadaş olarak gözünüz kestirdiğiniz ya da arkadaşınızın sizin hakkınızda bir şeyleri söylediğini, yalan yanlış söylediğini ya da kalabalık bir toplumdan bahsediyor. İlla arkadaşınız değil. Yani kalabalık bir ortamda dikkat edin. Size dürüst olmayan, yüzünüze gülen ama dürüst olmayan birileri var. Arkanızdan iş çeviriyor. Bakın, eğer ki mahkemelik bir süreciniz varsa üçüncü kişiler yüzünden bir mahkemelik sürece geçebilirsiniz. Maalesef burada enerjide, çünkü yalan söyleniyor size. Başkaları var ve bu başkaları saklanıyor sizden. Üçüncü kişiler. İnsan muhakemenizi yapacaksınız bu hafta. Gerçekten böyle bir durum var mı? Ama bunun durumunu olduğunuzu siz de zaten hissediyorsunuz ve bu ispatlanacak ve bir haber alıyor. Üçüncü kişilerle ilgili ya da mahkemeyle ilgili bir durum, bir haber gelecek elinize. Ama sizi zorlamaya çalışmışlar maalesef. Çok yalanlarla sizi kandırmışlar. Belli ki bir haber mahkemeden bekliyorsanız, bu mahkeme haberi alınıyor ve kutlama var. Bir kavuk kutlama var, çünkü bu mahkeme belli şey var. Üçüncü kişi ya da üçüncü durumlarla ilgili canınız çok yanmış ama kişiler
araya birazcık kaynak yapmış. Belli ki canınızı oradan yanmış. Mahkemelik süreciniz o yüzden. Ama güzel bir haber var, bir kutlama var. Devlet kapısından ilgili bir haber görünüyor. Ve burada bunu beklediğiniz görünüyor zaten. Bir haber bekliyorsunuz belli ki burada. Evliliğinizle ilgili bir mahkeme bu. Ya da ilişkinizle ilgili bir muhakeme yapıyorsanız, bu muhakemeyi yaptığınız zaman karşı tarafla ilgili içsel bir muhakeme yapıp kendi yolumu kendim mi çizsem, ne yapsam, acaba onunla devam mı etsem etmesem mi, birazcık kenara çekilip içsel yolunuzu aydınlatacaksınız gibi görünüyor. Yorulduğunuz bir şey var. Seviliyorsunuz, bunun farkındasınız ama yorulmuşsunuz gibi görünüyor. Yani karşı tarafın evet ben seni seviyorum ama dediği, ya da ben sana iyiyim ama ben bu kadarım. Yani sana fazla duygularımı gösteremem. Ya da senin istediğin gibi tam olarak birini olamam ama seviyorum. Ben seni seviyorum ama bu sefer de size bu yetmiyor. İhsan muhakemenizi yapıyorsunuz. Bu kişiyle ilgili bir iletişim kuracaksınız ve yüzleşeceksiniz gibi görünüyor. Açıkçası benim burada gördüğüm kadarıyla o konuşma var ya, toparlayacaksınız. Bir ilişkide pürüz varsa bu toparlanacak gibi görünüyor Balık burcu. Ama burada mahkemelik süreçte varsa kader çarkı diyor ki kader kırıldı. Kadersel süreçte bir evlilik ya da bir ilişki, belki de bir iş yeri. Kader sürecinde ne oluyor diyorum? Bakın mahkemesi olanlar, mahkemeden de bir haber geliyor ve burada da gördüğüm kadarıyla arkanızdan çevrilen işler yüzünden de eninde sonunda bir haber gelecek ve kutlamayı yapan siz olacaksınız. Yani burada anladığım kadarıyla beklediğiniz şey mutsuzluk değil. Ben burada zafer kazandığınızı görüyorum. Boşanma mı istiyorsunuz? Evet, gerçekleşecek gibi. Çünkü canınız yandığını söylüyor. Ve burada başka birinden teklif. Bakın, ayrılmak istediğiniz bir insan size yaklaşabilir. Artı dışarıdan ekstradan bir başka biri daha size teklif edecek gibi görünüyor. Bir sevgi, yani bir ilişki teklifi var burada size. Hani ayrılmak istediğiniz kişiden bahsetmiyorum. Başka biri gelip ilişki teklif edecek gibi görünüyor. Bununla ilgili bir sorgulama evresine geçebilirsiniz gibi görünüyor arkadaşlar. Bu kadar. Evet, hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, 12 burcumuzu yorumladık ya, bitirdik. Ve şimdi kendimizle ilgili enerjimize bakacağız, tamam mı? Ben buraya yine kart seçeceğim. Birkaç tane bakalım. Bu sefer kendi enerjimize odaklanalım. Ne çıkacak? Hadi hep beraber. Arkadaşlar bunlar bizim için, tamam mı? Artık aklımızdaki şeyi salın gitsin. 1, 2, 3, tamam. Her enerjimize çok şükür paramız kavuşuyor. Elimize, ben başka bir kart seçmiştim ama neyse, bunu da aldım, kabul ettim. Elimize bir para geçecek belli ki arkadaşlar. Ve para mı bekliyorsunuz, somut mu bir şey bekliyorsunuz? Hadi hayırlısı olsun. Bu sizin için de. İkinci kartı seçenler. Evet, ben de bunu seçmiştim. Gördünüz mü? Birilerine hayatınıza engel koyuyorsunuz. Ya da size birileri WhatsApp'tan ya da başka bir yerlerden engel mi koydu? Ya da siz koyacaksınız. Artık umursamayın. Burada hayatınıza birilerini engelleyeceksiniz. Engel koyacaksınız gibi görünüyor. Engel koyduysanız da devam edeceksiniz bu engele. Üçüncü kişi. Bakın, üçüncü kartımıza diyor ki zihniniz bu hafta bulanabilir. Nasıl çıkmazlara girdiğinizi göreceksiniz. Zihniniz bir hafta, bu hafta bir türlü çıkamadığınız mevzular içerisinde böyle bir çarşamba pazarı gibi, cuma pazarı gibi artık böyle bir karışık olacak gibi görünüyor. Burada enerjiler ne olursa olsun değiştirilecek olan kişiler bizleriz. Biz enerjiyi nasıl değiştirir, neye odaklanırsak oyuz zaten, neyi düşünüyorsak oyuz. Evet, kafamız karışık olabilir de bugün karışık, yarına en sonunda yetti deriz. Sıkıntı değil yani. Siz değerlisiniz. Sizden başka sizin ne dostunuz var, ne sevgiliniz var. Çocuğunuz da, kocanız da, sevgiliniz de dahil. Herkes bir gün gidiyor. Senden kalıyorsun. Bunu hiçbir zaman unutma. Yarına sağ çıkacağımız belli mi? Değil. Bu yüzden de ne diyor enerji ve balık aksanı ve ne diyor? Balık ve Başak Burcu aksanında gerçekleşen bu güneş tutulması 2 senelik sürer ve diyor ki burada enerji sistem, kulum bana bırak artık, hiçbir şey isteme, bırak. Çünkü hiçbir şeyi sen müdahale edemeyeceksin. Ben bu 2 yıl boyunca hayatından da patır patır senin herkesi çıkartacağım, eğer ya da sana vereceğim. Sen, ben ne yaşatıyorsam isyan etme. Her zaman yaptığın gibi bırak. Bırak, çünkü size bıraktığınız zaman güzellikler gelecek. Hayır, bu niye oldu dediğiniz an daha çok sınanıyorsunuz. Artık yoğun bir şekilde enerjinin içerisine girdiniz. Evet, maddiyattan ilgili hepimizin sıkıntıları var, kavgaları var. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Anda kalın. Benim elimde 20 lira mı var? Yapacak bir şey yok. Evet, canım yanıyor, sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Bunun bana zararı var. Yapacak bir şey yok. Yarına daha fazlasını kazanırım. Onu yerim. Mevcut koşullarınızdan mutlu olmaya çalışmaktan başka yapacağımız hiçbir şey yok. Allah'a teslim olacağız arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.